Hocam, yana yakıla pişman olmak, yani günah işledikten sonra yana yakıla pişman olmak, o günahın aklına geldiği zaman bunun acısını duyup üzülmek tövbe anlamına geliyor mu? Yani illa Allah'ım tövbe ediyorum bu günahımdan dolayı demek gerekiyor mu? Yoksa bu şekilde bir içsel bir acı duymak da tövbe anlamına geliyor mu işlediğimiz bir günahımızdan dolayı? Peki efendim. Efendim şimdi ilk dinleyicimizin bir suali vardı. Dinleyicimiz iyi yakalamış. Tabii insan kitap okumaya başlayınca yavaş 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 her şey yerli yerine oturmaya başlar. Mesela dinleyicimiz dedi ki, yani böylece diğerlerinin de öğrenmesine vesile oldu. Yani bir kimse günah işledikten sonra içi acıyor dedi. Pişman oluyor, üzülüyor. Hatırladıkça da üzülüyor. Bu da tövbe midir dedi. Evet, bu da tövbedir diye yazıyor kitaplarda. Zaten esas olan da budur. Dille mesela tövbe tövbe diyorsun, gene yapıyorsun. Ah, o tövbe değildir o. Hatta Allah Teala korusun, o tehlikeli de buyuruyor İmam Gazali Hazretleri. Muhammed Adini Hazretleri de aynı şeyi ve Muhammed Rebhami Hazretleri de bildirmişler onları. Muhammed bin Kutbuddin Yezidi Hazretleri'nin mızrak değil mahallinde de var buna benzer ifade. Yani Allah-u Teala ile haşa dalga geçmek gibi yapıyor, itiyor. Adam içki yudumluyor. Her yudumdan sonra tövbe tövbe diyor, yine yudumluyor. Alay etmek olur o. Allah'tan gadabını harekete geçirir o. Tövbe bir daha yapmamaktır. Tabii. Bu dinleyicimizin dediği gibi olmalı. Yani onu hatırladıkça içi sızlamalı. İçi sızladığı için de cesaret edemez. Yapmayacak yani. Tövbeden murat o. Yapmayacak. Peki efendim, içi sızladı. Gerçekten dille, kalple tövbe etti. Ama sonra nefsi galebe çaldı. Aklını örttü. Unutturdu. Düştü. Gene aynı şekilde ağlar ve sızlar. Gene aynı şekilde pişman olur. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte sahab-ı kerama bir zat gelmiş. Ya Resulallah, bir kimse bir günah işlese, o işlediği günahı hatırlayıp tövbe etse Allah-u Teala kabul eder mi? Elbette buyuruyorlar. Peki ya Resulallah, aynı günahı tekrar işlese, tekrar tövbe etse yine de kabul eder mi? Elbette buyuruyorlar. O kimse yine ya Resulallah tekrar aynı şekilde işlese, tekrar tövbe etse yine kabul eder mi? Elbette. Ya Resulallah, o kimse deyince zahmet etme diyor. Önce, hatta kıyamete kadar ifadesi geçiyor. O kimse tövbeye devam ettikçe Allah-u Teala da affa devam eder. Ama İmam-ı Gazali Hazretleri rahmetullahi teala aleyh, tövbenin de kabul olması için Muhammed Rıfami Hazretleri de, olsa diğer ehl-i sünnet alimlerine hemen hemen hepsi var. Hepsi yazmışlar tövbe konularını anlatırlarken. Şartları var. Demin de sizin ifade ettiğiniz gibi gerçekten samimi olması lazım. Gerçekten samimi olması lazım. Efendim samimi o anda tövbe etti, sonra aklı örtüldü. Gene yaptı. Gene tövbe kapısı açık ona. Ya ben bir yaptım, bir daha aynı şekilde yok. Ama dinleyicilerimizin hatırına şu gelebilir. Mesela biz Huzura Doğru programında da, bazen bu Gönül Pınarı programında, bazen de aynı şekilde yeri ve zamanı gelince bu İslam ve Toplum programında anlattığımız bir hadise var. Kitaplarda yazıyor. İşte son nefesle aynı şekilde imansız gitme misalleri verilirken, birisi böyle dışarıda ibadet ediyor, taat ediyor, Kur'an-ı Kerim okuyor falan filan ama içki içmeye devam ediyor. Bir seferinde bir hastalığa yakalanıyor. Ondan sonra diyor ki işte böyle yer kalkamıyor falan, çoluğuna çocuğuna beni diyor işte odanın ortasına getirin, rahleyi de koyun, Kur'an-ı Kerim koyun. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okuyor. Ondan sonra diyor ki bunun hakkı için bana bir fırsat ver ya Rabbi. Bana bir fırsat ver. Bir daha diyor içmeyeceğim. Ve şifaya kavuşuyor. Ondan sonra aradan zaman geçiyor, gene düşüyor. Bu gene aynı şeyi yapıyor. Tekrar şifa ihsan ediyor. Ondan sonra bu sefer yine aynı şeyi yapıyor. Diyor ki hani söz veriyor falan. Üçüncü defa gene düşünce tekrar beni diyor odanın ortasına götürün. Ondan sonra bir ses duyuyor. Sen diyor reddedildin. Allah-u Teala dalga geçiyorsun. Alay ediyorsun. Bu tehlikeli bir şey. Çünkü kitaplarda bir ifade geçiyor. Küçük günaha devam büyük günahtır. Büyük günahta ısrar küfre götürür buyuruyorlar. Bakın ehl-i sünnet alimleri her şey yerli yerinde yazmışlar. Amel imandan cüz değildir. Yani bir kimse günah işleyince kafir olmaz. Ama bu tehlikesini de anlatmışlar. Hani şeye girmeden önce İbn-i Vefa Hazretleri'nden bir söz naklettik mübarek. Buyuruyorlar ki Allah-u Teala kerimdir, rahimdir diyerek hani isyan etme.
ve Allah-u Teala'nın azabını da düşünerek ümitsizliğe kapılma. Havf ve reca arasında, ümit ve korku arasında olmalı. Günah işlerken kork. Ya Allah-u Teala'nın gadabı o günahın altındaysa. Onun için buyuruyorlar ki, hatta Muhammed Arif Hami Hazretleri Riyad-ı Nasih kitabında anlatıyor bu zat. Orada anlatırken buyuruyor ki, günahın büyüklüğüne ve küçüklüğüne değil, kime karşı yaptığına bak. Kime karşı yaptığına bak. Kime karşı yapıyorsun? Evden düşün. Bir çocuk annesine babasına aynı şekilde emirlerine isyan ediyor. Kime karşı? Annesine babasına yapıyor. Ya bu küçük bir şey falan, küçük bir şey ama annesi razı değil, babası razı değil. Dolayısıyla babasına itiraz ediyor. Genç iş yerinde amirindir, müdüründür falan. Ya boş ver bu ne olacak falan. Ama netice itibariyle müdürün oraya koymuş olduğu veya şirketin koymuş olduğu kurallara veya devletse memursa devletin koymuş olduğu kurallara aykırı. Kime karşı işliyorsun o suçu? Devlete karşı, şirkete karşı, şahsa karşı, müdüre karşı neyse. Ya bunu yukarıya doğru çektiği zaman yaptığın işler kime karşı? Allah-u Teala'ya karşı. Onun için de sakınmalı. Ve büyükler tir tir titrerlermiş. Büyükler tir tir titrerlermiş. Ne için? Ya aynı şekilde bu mekruhun altında, bu küçük günah diye gördüğüm günahın altında Allah-u Teala'nın gadabı varsa buyuruyorlar. Gadabı varsa. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh kendileri hani tütün hakkında Tamhin Nâhi Saadet-i Bedi'de dinin bildirmiş olduğu hükümleri açıklet yazmışlar. Kendileri tütün kullanmadıkları gibi rahatsız olur. Üstadı hocasının aynı şekilde içtiği söylenir. Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri'nin. Ha, devamlı kullanmıyorlar. Ama haram olmadığını göstermek için de aynı şekilde kullandıkları. Hatta Seyyid Fehmi Hazretleri'nin onun üstadı da aynı şekilde böyle olduğu kitaplarda yazılı. Hatta Evliya-i Kiram'dan işte Mahmud Samini Hazretleri'nin tütün kullandığı, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kullandığı yazıyor kitaplarda. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh yani rahatsızlığı sebebiyle kokusu bile rahatsız ediyor. Ya bırak içmeyi, kokusu bile rahatsız ediyor. Ama bu zat çok açık net bir şekilde yazıyor, bir şey anlatıyor. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri hakkında insanlar suizana düşmesin, kötü nazarla bakmasın diye bir ifade kullanıyorlar. Kardeşim buyuruyorlar, tütün kullanmak değil haram, değil mekruh, edebe mukayir olsa idi Allah-u Teala sevgisini o kimseye vermezdi. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri evliya bir zatı. Edebe bile mukayir değil buyuruyor. Ama hem zararlı. Ya ona kalacak olsan ekmek de zararlı arkadaş. Şeker de zararlı. Ona kalacak olursan hepsi zararlı. Yani şahsa göre hepsi zararlı. Mesela sen oturursun çay içer biber yersin. Yemez Mustafa Bey de neyse. Biber yersin. Sana bir şey olmaz. Ama ben kokusuna rahatsız olurum mesela. Öyle değil ama neyse idare et vaziyeti. Kimse duymuyor değil mi bu konuştuklarımızı? Yok, aramızda. Bu İsmail Bey eğer dışarı yayına veriyorsa onu bilmiyoruz artık. Dolayısıyla herkese farklı. Doktora gidiyorsan biber yeme diyor mesela. Biber haram mı? Değil. Birisine diyor şeker yeme. Şeker haram mı? Değil. Efendim aşırı derecede. Aşırı derecede. Zaten İslamiyet şeyi koymuş. Doyduktan sonra yemek de haramdır. Neyi? Ya Allah-u Teala helal mubah kıldığı sofrada durup duruyor. Bir sürü yiyecekler. Doyduktan sonra bunlar yemek haramdır. Bunlar haram değil. Bunlar yemek haramdır. Yemek fiili haramdır. Yoksa sofradakiler helaldir. Şeker de helaldir. Onun için büyükler edebe bile riayet etmiştir. Onu anlatmak için uzattık burasını. Edebe bile riayet etmişler. Değil aynı şekilde mekruh, tenzih-i mekruhlardan sakınmışlar. Mesela müstahap konusunda İmam-ı Rabbani Hazretleri dünyanı ve içindekiler terazinin bir kefesine, bir müstahabın sevabı terazinin bir kefesine koysan o ağır gelir buyuruyor. Niye buyuruyorlar? Onu da izah etmiştir. Çünkü Resulullah Efendimiz ömründe bir defa yapmış olsa sen nefsine değil şeye uyuyorsun. Resulullah Efendimiz'e uyuyorsun. İttiba ediyorsun. Şimdi insanlar yok canım sen de bana göre. Ha, nefsine uyuyor. Hadi sonradan ibaret. Allah'ın hepimiz sonuna ile eylesin. İkinci bölümde devam edeceğiz.